Ayrıca içeride hastamız var, onu ziyaret edelim. Ziyaret günü değil, sade pazarları. Hiçbir hastane kapısına gelen hastayı geri çeviremez. Acil vaka diye bir şey vardır. Bu adam baş tabip, baş tabip bu. Hocam. Affedersiniz durdurduğum için. İki dakikanızı istirham edebilir miyim? Bir hastamız vardı. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Senin gibi nice vatan evladı hasta ve hepsi sırada. Şimdi seni alırsa onlara haksızlık olmaz. Biz de sıradayız hocam senelerdir. Tamam işte. Bir başkasını alırsak size haksızlık olmaz mı? Çetin. Haklısınızdır. Bir saniye. Çetin. Hocam. Hocam bu çocuk çok iyi bir şair. Eğer o bahsettiğiniz sıradaki vatan evlatlarından biri bundan daha iyi şiir yazıyorsa bence onu almalısınız. Kimseye haksızlık olmaz. Muzaffer. Şiir defterini çıkar. Fazla vaktini almayalım hocamızın. Kısa şiirlerden birini oku. Hadi çabuk. Diyecekler ki arkamdan ben öldükten sonra o yalnız şiir yazardı. Ve yağmurlu gecelerde elleri cebinde gezerdi. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan. Ne talihsiz adammış. İmanı gevremiş parasızlıktan. Hocam, bizde bunlardan bir tane daha var. Biliyoruz hocam, onu da biz gönderdik. Sahip mi? Sahip. Anladım ben diyorum. Bravo. Bravo. Ben diyorum, bu kız voleybol için doğmuş. Şaire bak, lisan bilmiyor. Voleybol bunun adı. Ha, ismini öğrenmişsin ama sonra semtine uğramamışsın maşallah. Ya sizin yüzünüzden oyunumuzu oynamıyoruz be. Gitsenize, şikayet edeceğim size. Aman aman arkadaşlar, çok korktu. Tamam, tamam. Uslu uslu oturuyoruz. Rüştü. Muzaffer. Sen nereden çıktın lan? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Bize ne oldu senin? Anlatırım sonra. Nasıl? Hoş bulduk Rüştü, hoş bulduk. Hoş geldin Muzaffer. Gel. Gel. Ziyarete gelmeni tercih ederdim. Tedavi olmamı istemez miydim? Hasta olmanı istemezdim dümbük. Güldürme. Nasılsınız Müjgan Hemşire? Banu Hanım, Muzaffer Tayyip Uslu. O da şairdir. Merhaba. Merhaba. Hem de çok iyi bir şair. Hoca değil mi o? Hı-hı. Hocam. Çocuklar, bu imkanları elde etmemiz kolay olmadı. Kıymetini bilin, tamam mı? Tamam hocam. Evet. Geri kalan zamanlarda da yazın. Her şeyi her zaman yazın. Sonra onları bana gönderin. Yazdıklarınıza aşık olmayın ama yazın. Görüşürüz Rüştü Bey. Görüşürüz hocam. Sarılmak yok. Görüşürüz Muzaffer Bey. Hocam ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Yaz işte. Merak etmeyin hocam. Tek yaptığımız tutanak tutmak. Gerisi takdiri mutlak. Bu kimin hocam? Sahipsiz. İyi şiir sahipsiz. Alkolü böyle veriyorlar. Teşekkür ederim Müjgan Hanım, yeterli. Fazlası dokunuyor.
Madene indik beraber. Suzan'la. Hı hı. Hayalimi gerçek yaptınız. Evet. Hangisi ne peki? Karadon. Karadon mu? Karadon. Vay be. Ne oldu peki? Her şey çok güzel başladı. Ama sonu felaket oldu. Yakalandınız. Hı hı. Yakalandık. Dövdüler tabii. Yok canım, sana öyle geliyor. Ama onu madenci kıyafetleri içinde görmeni çok isterdim. O kadar... Sana ciddiye almamanı söylemiştim. Hangi şiiri beğendin peki? Öğrenemedim. Onu bir daha göremedim. Oğlum nereye gidiyoruz? Sana bir borcum vardı Muzaffer kardeşim. Şimdi onu ödeme zamanı. Sevgili Suzan, sana ilk mektubumu Heybeliada Sanatoryumunda bir daktilo bolluğu içinde yazıyorum. Burada Rüştü ile birlikte yatıyoruz. 100 kişilik bir öksürük korosunun müstesna üyeleriyiz. Sevgili Suzan, bu sana yazdığım ikinci mektubum. Birincisini beğenmemiş olacaksın ki sevgili Suzan. Postacı sana gönderdiğim mektupları geri getirdi. Sana yazdığım mektupları kendime yollamış gibi oldum. Ne oldu ha? Ha? Hiç. Niye gülmüyorsun? Gülüyorum. Medya. İyi misin? Medya. Ha? Medya. Müjge. Medya. Kızlar. Müjge Hanım'a seslenir misiniz? Müjge Hanım'a seslenin. Koşun Müjge Hanım'a seslenin. Çabuk.